üzerine durmuşum. O zaman insandaki karşılığı nasıl oluyor abi? Mesela diyelim ki o bakış, nazar... Söyleyeyim o zaman. Değişti. Söyleyeyim o zaman. 7'ye ayırmıştım, 3'e indirgedim ki kolay kapsınlar diye. 1. Kafadan boyuna kadar bir bölüm. Hastalık çeşidi. Boyunla kafa arasında hastalık varsa bunun sebebi ne? 1. Boyunla göbek arasındaki hastalık varsa kalptir, damardır. Yani tamam mı? Vesaire. Göbekle ta aşağıya kadar olan 3 temelde, aslında 7 tanedir de ben 3'e kolay olsun diye söylüyorum. Kafa, yani boyunla kafa arasında sıkıntın varsa düşünce, düşüncelerini ve gözünü, kulağını, burnunu, ağzını doğru kullanmıyorsun. Boyun ile göbek arasında ise kalbi hayatın zayıf. Yani evradın, eskarın, bu bir. Bundan daha mühim. Dostunu, düşmanını Allah'a göre yapmıyorsun. Kendine göre yapıyorsun. Göbek de aşağı doğru ise, cinsellik daha çok. Yani o tür içerikli şeylere muhatap olmaktan kaynaklanıyor. Hastalığın varsa, göbekten aşağı doğru maddi hastalığın varsa, o tür şey zaafından geliyor. Göbekle boyun arasındaki hastalık varsa sende, göğüs hastalıkları, kalbi zafiyetinde kaynaklanıyor. Boyun ve kafa alakalı maddi hastalığın varsa, düşünce boyutundan, göz boyutundan, kulak boyutundan kaynaklanan, girenlerden kaynaklanıyor.